Yaşamış olan en gizemli, esrarengiz ve şaşırtıcı Amerika uygarlıklarından biri Mayalar. Maya takvimi Mayaların başlangıcını M.Ö. 3100'lü yıllar olarak işaret etse de arkeologlar bu büyük uygarlığın M.Ö. 1800 yıllarında Meksika'nın Pasifik kıyılarında başladığı görüşünde. Bir Orta Amerika uygarlığı olan Maya uygarlığı binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştür. Bu uygarlık yüzyıllar boyunca cevaplanamayan sorular bıraktığı için bilim adamlarının ve gizemseverlerin gözdesi haline geldi. Öyle ki bilim insanları hala Maya uygarlığı ile ilgili sırları çözmeye çalışıyor. Ancak bu topluluk hakkında çözülebilmiş bir takım bilgiler de mevcut tabi. Bu içerikte Mayalar hakkında bilim adamlarının saptamış olduğu bir takım ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. Mayaların kökeni. Mayalar ve Sibiri halkları aynı kökenden mi geliyor sorusu bilim insanları tarafından çok kez sorulmuştur. Bu iki uygarlık birbirinden kilometrelerce uzakta olsalar da benzerliklerinin çok olması bu sorunun sorulmasına sebep olmuştur. Maya ve Sibiri halkının birbirlerine benzemesinin bir nedeni var. Uzmanlar bu uygarlığın köklerinin Asya'ya uzandığını düşünmekte. Aslında Mayalar son buzul çağında Sibirya'dan Amerika kıtasına göçtüler. Atalarının Orta Amerika'nın ormanlarında bir medeniyet kurması epeyce bir zaman aldı. Hem görünüş itibariyle hem de kültürel bir takım imgeler bu iki uygarlığın aynı kökenden geldiği hipotezinin doğruluğunu artırıyor gibi. Ayrıca Rusya'nın uzak doğusunda bulunan yerlilerin tıpkı Mayalar gibi ondalık sayı yerine 20 tabanlı sayı sistemini kullanması da bir başka delil olarak görülebilir. Asya'dan göçerek kurulan Maya uygarlığı şu anki Meksika, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras'ın bulunduğu topraklara kadar yayılıp geliştiler. Araştırmacılar Maya kültürüne ait yüzlerce şehir buldu. Ancak henüz hepsi arkeologlar tarafından incelenmedi. Muhakkak ki yapılacak yeni çalışmalar onlar hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlayacak. Mayalarda dini inanış. Mayalar tek tanrılı inanış şeklini barındıran Mu Güneş dini adını verdikleri bir dine inanmaktaydılar. Bu inancı Maya şamanizmi denilen bir takım ritüellerle tamamlarlardı. Din, Mayalarda yaşamın çeşitli alanlarında kendini hissettiren bir etken olmuştur. Tarımsal törenlerden ve halk törenlerinden sanat ve kültüre dek etkisini hissettirmiştir. Din adamlarının Maya uygarlığını elinde tutan ideolojiyle siyasi denetimle yakından ilişkili oldukları ve aynı zamanda bilimi temsil ettikleri göz önüne alındığında bu etkinin büyüklüğü daha da iyi anlaşılabilir. Mayalar hakkında ilginç bilgiler denildiğinde hemen akla insanları kurban etmeleri geliyor. Antik Maya halkının insanları kurban etmesi gizli saklı bir konu değil. Ancak Mayalar düşünüldüğü kadar çok fazla insanı kurban etmedi. Bu ritüel Azteklerde çok çok daha fazlaydı. Mayalar kurban adamayı çoğu zaman kıtlık veya savaş gibi olayların ardından yapmıştı. Kurbanlar genellikle savaştıkları komşu kabilelerden ele geçirdikleri tutsaklardı. Bu ritüelde kurbanın kalbi çıkarılır veya kafası kesilirdi. Bu bahsettiğimiz şey belki vahşice gelebilir. Ancak halktan kendisini kurban adamak isteyen gönüllü insanlar da çokça çıkabiliyordu. Muhtemeldir ki vaat edilen ikinci hayat kendini kurban olarak adamak isteyen kişi için oldukça cezbedici oluyordu. Maya piramitleri. Milattan sonra 250-900 yıllarını kapsayan klasik dönemde Maya şehirlerinin çoğu şehirleşme ve geniş çaplı inşaat konusunda altın çağlarını yakaladı. Bu dönemlerin en önemli yapıları ise antik Maya tapınaklarıydı ve hemen hemen her önemli şehirde bu tapınaklar mutlaka bulunuyor. Bu binalar neredeyse 3000 yıl önce kuruldu ve belki de Meksika, Orta Amerika'daki en büyük turistik yerler. İçlerinde iki tür piramit inşa edildi. Biri kurban törenleri için, ikincisi kutsal törenler için. Birçok Maya piramidi de ormanın üzerinde yükseldi ve nüfus için birer simge görevi gördü. İlk piramidin tepesinde bir tapınak vardı ve rahipler tanrılara adak sunmak için ona tırmanmak zorundaydılar. Bu piramitlerin yanlarına çıkan merdivenler dikti fakat rahiplerin çıkamayacağı kadar değil. En önemli dini törenler bu piramitlerin tepesinde gerçekleşirdi. İkinci arketip bir tanrı için kurulmuş kutsal bir piramitti. Onlara tırmanmaları ve insanlar tarafından geçişleri yasaktı.
Bu piramitlerin kenarlarında da basamaklar vardı. Ancak bunlar genellikle tırmanılamayacak kadar dikti. Bu piramitler bazen gizli kapılar, tüneller ve tuzaklarla inşa edildi. Daha sonra piramit yapımı Mayaların bir kültürü haline geldi ve birçok piramit yapıldı. Mayaların savaş taktikleri. Arkeolojik bulgular gösterdi ki savaş Mayalar için bir yaşam biçimiydi. Sosyal yaşamın birçok alanında başarılı olsalar da metalurjide asla gelişemediler. Teknik olarak taş devrinde yaşıyorlardı ve kullandıklarından daha iyi aletlerin olduğunun farkında bile değillerdi. Ancak düşmanlarla başa çıkmak için kendi savaşma yöntemleri vardı. Örneğin su kabaklarının içine eşek arılarını ve yuvalarını koyup düşmanları atarlardı. Başarılı bir atışla arılar düşman saflarında panik yaratırdı. Bu Mayaların ilginç savaş taktikleri arasında en ilginç ve etkili yöntemi diyebiliriz. Mayaların güzellik anlayışı. Mayaların çok özel ve ilginç bir güzellik anlayışı vardı. Gözlerin normal hizasının dışında durması ve şaşılık güzel olarak kabul edilirdi. Mayalar gözlerinin şaşı olması için çocukların göz hizasına bir lastik top asarlardı. Ayrıca kafa taslarının ön kemiğini kasıtlı bir şekilde deforme ederek ona düzleştirilmiş bir şekil verirlerdi. Bunu yapabilmek için doğumdan 5 gün sonra bebeğin alnına sıkıca bir tahta yapıştırırlardı. Mayalara göre başın bu uzun şekli bir insanı asil gösteriyordu. Bu alın şekli insanların ağır şeyleri taşımasına yardımcı olan kayışları takmasına da olanak sağlıyordu. Soylu insanlar burunlarının şeklini yapay olarak değiştirerek kartal benzeri bir görünüme sahip oldular. Ayrıca fiziksel olaraksa dolgun bir göbek ilgi çekerdi. Çünkü muhtemelen zenginlik ve refahın bir işareti olarak kabul ediliyordu. Maya takvimi. Maya uygarlığı zaman bilim bilgisine göre en gelişmiş uygarlıklardan biridir. Aslında toplamda evrenin ve solar sistemin zaman devirlerini kaplayan 22 takvimleri mevcut. Bu takvimlerden bazıları henüz açığa çıkmamıştır. Büyük kehanetlerde bulunduğu iddia edilse de aslında onlar sadece bir takım yorumlamalarda bulunmuşlardır diyebiliriz. Öyle ki zamanı dünya dönemleri olarak ayırmışlardır. Mayaların 5. dünyası 1987'de bitmiştir. 6. dünyaları ise 2012'de başlamıştır. 6. dünyanın başlangıç tarihi medyada dünyanın sonu olarak lanse edilse de Mayalılara göre bir başka döneme geçişin habercisiydi bu. Onlara göre bu yeni dönemde insanoğlu bilinen teknolojide çağ atlayacak, zaman ve paranın ötesine geçecekti. 4. boyutu geçtikten sonra 5. boyuta gireceğimiz de takvime göre bir başka tahmindi. Yaşamımızdaki son dönem gelişmelerine bakıldığı zaman Mayalar takvimlerdeki tahminlerinde oldukça başarılı gibi görünüyor. Mayaların çöküşü. Dünya uzun süre Mayaların ansızın ve gizemi çözülemeyen biçimde ortadan kaybolduğunu düşündü. Arkeoloji kimi bulgular da bu gizemi destekler gibiydi. Örneğin Uxmal kentinde insanlar arkalarında içindeki yemeğin yarısı yenmiş tabaklar bırakıp gitmişlerdi. Teotihuacan gibi dini merkez saydıkları kentte pek çok inşaatı yarım bırakarak terk etmişlerdi ya da kaçmışlardı. Yüzyıllar boyunca Mayaların varlığını doğrulayan uygarlık izlerine de rastlanmayınca gizem tamamlanmıştı. Ancak tabii ki Mayaların yok oluşu hakkında bir takım öngörüler de mevcut. Savaşlar kimi zaman bir kenti olduğu gibi yok etmiş ya da kalabalık grupları tropik ormanların içlerine sürmüştü. İspanyol istilası sonrasında da Mayalar sırra kadem basar gibi yok olup gitmese bile paramparça olmuş, kültürünü devam ettirememiş, küçük kabileler halinde varlığını korumaya çalışmıştı. Ayrıca tek bir merkezi devletin eksikliği ve taht savaşları güçlerinin zayıflamasının ana nedenlerinden biri oldu. Açlığın sebebi olan kuraklık ve nüfusun azalması da Maya uygarlığının çöküşüne katkıda bulundu. Bunu değiştirmek isteyen hükümdarlar insan kurbanlarının sayısını artırdı. Ancak bu onlara pek yardımcı olamadı. Önce sıradan insanlar yönetimdeki kişilerin tüm gücünden şüphe etmeye başladı. Daha sonra uygarlık yavaş yavaş çökmeye başladı. Tarihsel teoriye göre imparatorluklar parçalandığında halkları genellikle daha güçlü bir komşu devletin bir parçası haline gelirler veya bu komşunun etkisi altına girerler. Maya tarihi hala bilim adamlarının, arkeologların ve tarih tutkunlarının dikkatini çekerken dünyanın dört bir yanından gelen turistler
kelimenin tam anlamıyla bu insanların ana vatanına bir gezi yapmak istiyor. Mayalar, diğer eski uygarlıkların ancak hayal edebilecekleri bir dizi başarıya sahipti. Ve kulağa şaşırtıcı gelse de şehirlerinin tamamı halen keşfedilmedi ve incelenemedi. Birçoğu hala keşfedilmeyi bekliyor. Yapılan çalışmalar ölçütünde belki de yeni gelişmeleri birkaç yıl sonra güncelleyerek sizlere sunarız. Belli mi olur? Bu içerikte sizlere Maya uygarlığı hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. Benzer içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.